Adam geldi, telefonun kamerana dikkat et dedi, çalarlar dedi. Ama o midye neydi ya, gördünüz mü? Gördüğüm en büyük midye. Bakın insanlar parklara çadır atmışlar, evsizler. Ben ilk defa Latin Amerika'da pazar çekerken bu kadar zorlanıyorum. Bakalım tadına. Parkın içinde çok enteresan bir enstrüman var. Okyanus kalamarı, bu nasıl bir şey ya? Ya bu ülkedeki uçurum inanılmaz fazla, klasik Latin Amerika'daki gibi ya. Birebir direkt yani söyleyebilirim hoşaf gibi olduğunu. Herkes bisiklete biniyor, yürüyüş yapıyor. Şimdi de bayağı zengin bir muhite geldik, her yerde gökdelenler oldu. Reneta diye bir ismi varmış, ilk defa gördüm. Latin Amerika'da neredeyse hiçbir yere vize almıyoruz desem yeridir. Hadi Allah Allah, ya nasıl Şili bu ya? Herkese 15 bin kilometre uzaklardan, Şili'nin başkenti Santiago'dan selamlar. Ben Deniz Pehlivan. Sizlere şu anda çok uzak diyarlardan sesleniyorum ve bugün artık güzel bir bölüm yapalım dedik ve ülkedeki en önemli pazarlardan bir tanesine gidip bölgeyi gezmeye başlayacağız. Şili çok büyük bir ülke. Yaklaşık olarak uzunluğu 4 bin kilometre ve genişliği sadece 35 kilometre. Yani düşünün, İstanbul'dan Edirne kadar genişliği var ama uzunluğu Edirne'den Kars'a kadar 3 katı falan. O kadar büyük bir ülke ve o yüzden de çok çeşitli böyle insanlarından, meyvelerinden, doğasından her şeyi görebiliyorsunuz. İşte o pazara gidip farklı neler var görmek istiyorum. Hem birlikte Santiago şehrini gezeriz hem de bu pazarı dolaşırız. Ondan sonra tepeye falan çıkmayı planlıyoruz. Böyle güzel bir Santiago vlogu olacak inşallah. Sizlere iyi seyirler, bana da iyi keşifler. Hadi bakalım başlayalım. Hola hermano, esto pollo? Tavuk satıyor böyle. Sokak yemeği olarak. Burada ızgara, kanat var, tavuk var, et var. Şurada da yine tavuk satıyorlar. Gayet de temiz görünüyor ama yemeği kestiremedim. Şurada ne varmış? Burada bir tatlı satıyor. Papaz, ha patatesmiş. Bu çok kötü görünüyor ya. Çekme diyor. Karne. Merkezi pazarın yani Central Market'ın olduğu yere gidiyorum şu anda. Böyle sokaklara tezgahlar atmış birçok esnaf. Ya bu ülkedeki uçurum inanılmaz fazla. Klasik Latin Amerika'daki gibi yani. İnternetten bakınca kişi başı 15 bin dolar geliri var ama insanlar günde 10 dolar zor kazanıyorlar. Pahalı da bir ülke çünkü. Ne yazık ki böyle inanılmaz gelir adaletsizliği olan bir ülke. Zaten bunu böyle sokaklardaki durumdan anında anlıyorsunuz. 10 dakikadır yürüyorum. Bütün sokaklar böyle. Ve çoğu insanlar zenci. Buradaki gördüğüm zencileri şeyde görmedim. Latin Amerika'nın çoğu yerinde görmedim. Nasıl gelmişler buraya bilmiyorum. Ülkeye girerken bizden hiçbir şey istemiyorlar normalde, dönüş bileti hariç. Vizesiz çünkü bunların hepsi arkadaşlar. Latin Amerika'da neredeyse hiçbir yere vize almıyoruz desem yeridir. Ama herhalde buralarda da göçmen durumu oldukça fazla. İlk izlenimim 4-5 gündür bu. Bugün hava şansımıza çok güzel, sıcak. İçim de yandı. Buranın portakalları, mandalinleri çok güzel. Nasıl oluyor bilmiyorum. Bizim Akdeniz'dekiler gibi. Hermana uno. Bunun para birimi şöyle pesoları var. Elimde tuttuğum 1000 peso yani yaklaşık olarak 1 dolara geliyor. 930 falan 1 dolara karşılığı. Şimdi bu arkadaşa 1300 vereceğim. Yani 1,5 dolar falan. Uno. Exacto. Gracias. Bu da çok lezzetli. Vallahi bildiğiniz Fethiye'ye döndüm. Sabah sabah iyi geldi bu. Pazara geldik. Şu binanın içerisinden gidiyorum. Böyle pazarları gezmeyi çok seviyorum. Çok renkli oluyor ya. Burada çok güzel restoranlar da var. Gelmişken bir şeyler de yiyebiliriz. Aa, daha çok zaten şeymiş, restoranmış ya burası. Burası daha çok sebze mebze satan yer değil de şeymiş, restoranlarmış. Ve her yerde deniz mahsulü kokusu geliyor buram buram. Şöyle bakalım, biraz dolaşalım. Dünyanın en büyük somon üreticisi. Yani ilk 3'e giriyor, yanlış söylemeyeyim. O yüzden deniz mahsulü konusunda cennet bu ülke. Of, geldim be, en sevdiğim yer. Ahtapotlar,
Kabuk. Abi şunun bir tanesi midye. Tek bir midye bu. Elim kadar. Devasa. Benim en çok gezmeyi sevdiğim yere geldik. Harika balıklar var. Sonuna kadar gideceğim, size de göstereceğim. Ama o midye neydi ya, gördünüz mü? Gördüğüm en büyük midye. Şöyle devam edelim. Abi neler neler var ya. Ya çok büyük, çok farklı balıklar var. Şu mesela. Hayatımda ilk defa gördüm. Kilosu 5800 peso. Şurada fıstık gibi somonlar var. 15.000 pesoymuş. Bayağı pahalı, 20 dolara geliyor. Şu kalamara benziyor. Okyanus kalamarı. Bu nasıl bir şey ya? Şu bizim bildiğimiz kefal. 7.000 peso. Bunlar biraz bayat ama. Pek beğenmedim. Şurada balıkların kafasını ayrı satıyorlar. Ayırmışlar hepsini. Böyle kilosuyla alabiliyorsunuz. Hemen burada da çok güzel restoranlar var. Bunlardan birine oturmadan gitmem zaten. Deneyimlemek lazım buraya kadar gelmişken. Abi şu balık mesela. Reneta. Gracias. Reneta diye bir ismi varmış. İlk defa gördüm. O kadar farklı balıklar var ki. Okyanustan dolayı, Pasifik Okyanusu'nda çok farklı canlılar var. Bizim bilmediğimiz çoğu. Şimdi pazarın diğer tarafına geldim. Abi buradaki kadar midyeyi ben hiçbir yerde görmedim. Çok çok büyükler. Ama çoğu yer kapalı. Yani mekanlarda da balık tezgahlarında da zaten hiç sebze meyve satan yer yok. Anlamadım, çok sakin. Genelde de hep aynı balıklar var tür olarak. Ama isimlerini bilmiyorum %99'unun. Şimdi bir yerde yemek yemek lazım. Ne yesek bakalım. Ya böyle alıp pişirseler çok güzel olur da pişirmiyorlar ya. Restorandan kendin direkt seçiyorsun. Ne kadar ya şu, ben hiç bu kadar büyük midye gördüğümü hatırlamıyorum son zamanlarda. Ana köpek balığı var. Dur size köpek balığı göstereyim. Gelmişken. Adam geldi. Telefon kamerana dikkat et dedi, çalarlar dedi. Allah Allah ya. Zaten belli ya, ben dedim ya size tipler hiç tekin değil diye. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Vay, şu dağları görüyor musunuz karlı? Onlar Ant dağları işte. 9000 kilometre uzunluğunda buranın kadim dağları. Kaç gündür hava bulutluydu, göremiyorduk. Bugün ilk defa gördük. Ben bu pazarı hiç sevmedim. Yani bu Buenos Aires'teki falan, Brezilya'daki bile pazarlar çok daha iyiydi. Hem renksiz, hem etraftaki tipler hiç tekin değil. Yani adam bile geldi beni uyardı az önce. O yüzden hani gelmişken görmüş olduk en azından. Şimdi Nesibe aradı, o da çok rahatsız olmuş. Biz ayrı ayrı bölümler yapıyorduk. Gel dedi, buluşalım. Çok rahatsız etmişler. Hiç güvenli değil diyor da. Allah Allah ya, nasıl Şili bu ya? Hiç anlamadım. Ulan gözünü sevdiğimin Arjantin'i, kıymetini bilemedik ya. Nesko ne oldu yaban ellerde? Gel gidelim. Sinirlerim bozuldu değil mi? Sinirlerim bozuldu. Video çekemiyorum şu anda. Çok laf atıyorlar. Çok enteresan tipler var. Kimisi çekmeyin diyor. Yani ben ilk defa Latin Amerika'da pazar çekerken bu kadar zorlanıyorum yani. Evet. Bak ben size az önce ne dedim? Ben de aynı şeyi söylemedim mi? Ben de aynı şeyi söyledim. Az önce söyledim. Hiç beğenmedim. Beni adamlar uyarıyor 2 saattir. Evet, beni de GoPro'nun o sopası şeyini çıkarttım. Ona rağmen. Dikkat çekmeyeyim diye. Çok rahatsız oldum. Gel şuradan yani. İçeriden gidelim. Ben bir restoran gördüm. Orada yemek yiyelim. Evet. Hadi gel. Gerçekten sinir bozucu bir yer. Hiç beğenmedik. Şili'nin Santiago şehrindeki bu pazar bizimle değil. Şimdi hemen pazarın dışında bir restoran dikkatimi çekti. Şöyle bakın. Ne yiyeceğinizi dışarıdan da görebiliyorsunuz. Tabakların örneklerini yapıp koymuşlar. Çok akıllıca. Porsiyonlarına kadar gösteriyorlar. Ceviche falan yiyelim burada. Bu restoranların hepsi neredeyse deniz mahsulü ağırlıklı. Yani aklınıza gelebilecek her şeyi satıyorlar. Fiyatları da bu şekilde. Yani 10 dolara falan yaklaşık olarak güzel bir yemek yersin. 20 dolara da iyi doyarsın. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Normalde bu ülkede insanlar çok sıcakkanlı. Az önceki bölge göçmen bölgesi olduğu için bizi çok rahatsız ettiler. Çünkü kaçaklar. Yoksa az sonra bak garsonlar falan gelsin, göreceksiniz. 10 numara insanlar. 10 numaralar ya burada. Hatta ikram geldi. Piskasar. Onların yerel içkisi ikram olarak veriyorlar. Şöyle yine ekmek getirirler pazarda. Ve banmalık bir domatesli bir meze. Başladık. Şunu söyledik. Especial Galeon diye 8 farklı deniz mahsulü varmış içinde.
ondan yiyeceğiz bakalım. Geldi böyle bir şey arkadaşlar. Kalamar var, karides var, midye var içinde. Ne ararsanız var. Pasifik Okyanusu kokuyor resmen. Şimdi bunu yiyeceğiz. Sonra geziye devam. Şöyle peynirli bir karidesmiş bu. Burada bir tane kalamar. Bu da çok güzel. Nesi be? Hemen tadıyorum. Bu ülkede hiç kötü deniz mahsulü yemedik. Böyle ağzınızda patlıyor ya resmen. Şimdi yemeğimizi yedik. Bu şehirde görülmesi gereken en güzel manzarayı görmeye gidiyoruz. Hatta dur göstereyim. Şu tepeye çıkacağız teleferikle. Uber çağırdım. Ondan sonra teleferiğe bineceğiz. Bindik Uber'e, şimdi gidiyoruz. Bakın insanlar parklara çadır atmışlar, evsizler. Bu bölgede çok var özellikle. Yaşamak hiç kolay değil Santiago'da. Şimdi de bayağı zengin bir muhite geldik. Her yerde gökdelenler oldu. Biraz sonra ineceğiz. Burada çok büyük bir park var. İsmi Metropolitan de Santiago. Ve bunun tepesinde de böyle çok güzel bir şehri izleyebileceğiniz teleferikle çıkılan durak var. Şimdi oraya geldik. Birazdan şu teleferiklerle yukarıya çıkacağız. Hadi gelin başlayalım. Aradaki farka bakın. Az önce gördüğümüz yerle şuranın. İnsanlar bisikletlerine binmişler, aileler piknik yapıyorlar. Tertemiz, pırıl pırıl güvenli bir yer. Gerçek Şili zaten böyle bir yer biliyorum. Ama sabah sabah öyle şeyi görmek, kaosu ve insanların rahatsız ediciliğini bizi biraz adrenalini tavana çıkartmadı değil. Normalde Şili muhteşem bir ülke biliyorum. Dünyada yani yaşanılacak güzel ülkelerden birisi olarak geçiyor. Ama işte iki yüzünü de görünce insan üzülmüyor değil. Yapacak bir şey yok. Teleferiğinin olduğu yere geldik. Bakalım binelim şimdi. Santiago'da yapılacak en güzel şeylerden bir tanesi buymuş. Öyle yazıyordu birçok yabancı blogda. Böyle doğanın içerisinde mis gibi hava oldu. Pırıl pırıl böyle ağaçlar var. Park çok güzel çıktı. Burayı çok beğendim. Ne kadarmış? Şu bizim alacağımız. 2300. Çok da değil yani. 2,5 dolar falan işte. Hadi gel alalım bileti. Kişi başı 2500 ödedik. Biniyoruz. This way? Okay. Şöyle bir olay oldu. Gidiş var ama dönüş yok teleferikte. Dönerken diyor ya finikiler var diyor ya otobüs var diyor. Yani dedim aynı kablo gidip gelmiyor mu, ama tabii içimden söyleyebildim bunu. Dışından söylesen ne fayda. Öyle bir durum var şimdi. Biniyoruz. Hola. Bindik. Karşıya otur diyor Enes. Okay, thank you. Bye bye. Aa, sadece ikimiz bindik Enes. İkimiz bindik ama maske taktırıyorlar. Evet. Oo, çok hızlandı. Şu ilk anı çok eğlenceli. Ama bana ne kadar hızlandı. Bayağı hızlandı. Bayağı hızlı gidiyor. Aa Nesibe, şu bina ne biliyor musun? Şu gökdelen. Latin Amerika'nın en yüksek gökdeleni. O gördüğünüz. Bak yukarıdan güzelmiş şehir ha. Bir şehri anlamak için yukarıdan da bakmak değil lazım. Mi? Çok sallanıyor şu anda. Bu arada burayı böyle yürüyerek de çıkabiliyorsunuz. Parkın içinde dolaşa dolaşa böyle yürüyüş yapabileceğiniz yollar var. Biz hızlı olsun diye teleferiği seçtik. İnişte bakacağız artık ama manzara çok güzelleşti. Karşıdakiler hep Ant Dağları. Şu an bayağı yukarı çıktık. İki taraftan da böyle rüzgar estiği için sürekli sallanıyoruz. Sesi dinliyorum. Bayağı sallanıyor. Ben korkmaya başladım. Korkutucu. İnanılmaz güzel oldu manzara. Tabii bir Fethiye'deki Ölüdeniz manzarası olan Babadağ'daki teleferiğimiz kadar güzel değil ama Latin Amerika şartlarının gayet iyi. Şehrin görselliğini hiç beğenmedim ama itiraf edeyim arkadaşlar. Ve bu şehir tek okyanusa kıyısı olmayan yer diyebilirim Şili'de. Ama havası falan çok güzel. Dağlardan dolayı olsa gerek. Ve ne kadar yüksek rüzgar var deniz. Çok sallanıyor. Aman dur. Bak çok korktum şu an. Ben de korkuyorum. Dönüşte yürüyerek inelim Nes. Evet ya. Şu rüzgar işini istemedim. Hola. Çabuk çabuk çabuk. Gracias.
Hava buz gibi oldu. Gölge de var. Ama manzara harika oldu. Bilmiyorum GoPro'dan nasıl görünüyor ama şu an canlısı muhteşem. Biraz daha tepeye yürüyerek çıkıyoruz şimdi. Oradan daha güzel görünüyormuş. Tepeye çıkınca böyle şehri ellerine açmış bir şekilde Hazreti İsa mı diyeyim, Meryem Ana mı, tam uzaktan anlayamıyorum şu an. Zoom yapılmış halini size gösteriyorum. Heykeli var. Şurada bir tane kiliseleri var. Herhalde burada dua ediyorlar gelip. Şurada İsa'yı, Hazreti İsa'yı çağırmaya geldikleri bir heykel var. Çünkü sessiz olun, dua edebilirsiniz yazıyor. Böyle açık alanda dua ediyorlar. Şimdi en yukarıya kadar yürüdüm. Daha da tepeden görmek için manzarayı. Bakın herkes sessiz olun, dua ediliyor yazıyor. Dua ediyor insanlar. Ve Şili manzarası. Santiago daha doğrusu. İstediğiniz bayrağı alabiliyorsunuz. Türk bayrağına da baktım ama göremedim. Böyle farklı farklı bayrakları alıp şu manzaraya karşı Şili yazısının önünde fotoğraf çekiniyorsunuz. Bu arkadaş da size fotoğrafı satıyor. Güzel iş. Şimdi aşağıya doğru gidelim bakalım. Burası güzeldi, burayı sevdim. Bir de böyle doğa olunca insan keyif alıyor. Ya şehirlerin içindeki bu renkler, böyle kafanızı dinleyebileceğiniz alanlar kesinlikle her yerde olmalı. Burada bir Buenos Aires'teki kadar görmedim bu arada park sayısını. En iyisi gerçekten şu ana kadar Arjantin Buenos Aires'ti ya. En hala favori yerim orası. Mute con huesilla diye bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. Çoluk çocuk, genci, yaşlısı. Herkes arka planda gördüğünüz şeyi içiyordu. Ben de dayanamadım. Gittim bir tane aldım. İçinde buğday mı var desem, üzerinde incir mi var, kayısı mı var desem, bir türlü bilemediğim bir şey böyle turuncu. Soğuk. Bakalım tadına. Harika bir şey. Aa, biz çok yani hoşaf gibi. Birebir direkt yani söyleyebilirim hoşaf gibi olduğunu. Bunu pazarda da içiyorlardı. Güzelmiş, çok beğendim. Vay be, denk geldi, iyi oldu. Şimdi böyle gün batımını izliyorum bir yandan. Bir yandan da işte az sonra aşağı inmeye başlarız. Güzel bir gün oluyor. Adamlar çalışmamak için resmen bahane üretiyorlar ya. Ya düşünsene, teleferikte çıkıyorsun, finikiler var, otobüs var, teleferik var, yine geri dönebileceğin, hepsi kapandı. Ve şu an saat daha 4.30-5. Normalde böyle bir şey yok ama kafalarına göre herhalde bir karar sadece veriyorlar. Bizdeyiz hani, 1.5 insan var aslında. Ya diyorum ki aşağı nasıl ineceğiz diyorum. Gülüyor, kahkaha atarak yürüyerek diyor. Ya o kadar umurunda değil ki. Biz de şimdi böyle ormanın kenarından yürüyerek aşağı dönüyoruz. Herkes bisiklete biniyor, yürüyüş yapıyor. Son zamanlarda bu kadar çok bisiklete binen bir topluluk görmedim. Yolun yarısını indik, az kaldı, biraz sonra ilk başladığımız yere ulaşacağız. Yürüyüş esnasında çok güzel böyle parklar da görüyorsunuz. Daha hala aşağı inemedik. Çok büyük bir ormanmış aslında burası. Parkın içinde çok enteresan bir enstrüman var. Çocuklar müzik yeteneklerini geliştirsinler diye. Yani çok güzel düşünmüşler ya. Çok güzel. Burada gelip notaları çalışıyorlar. Şurada bir tane var ayrı, şurada ayrı var. Böyle güzel bir parkın içindeyiz. Aşağı doğru yürümeye devam ediyoruz. Hala inemedik. Ve parktan çıktık. Çok keyifli bir parktı. Vallahi şehrin bu kadar hengamenin içerisinde olduğu bir lokasyonda kafayı dinleyebileceğiniz çok güzel bir durak oldu. İnmesi bir saatti. Herhalde çıkması 200 saat sürerdi. Teleferikte çıkmasaydık. Ve artık buradan ayrılıyoruz. Sizi bir sonraki bölümde dünyanın en kurak yerine, 400 yıl boyunca yağmur yağmamış ve hala günümüzde de yağmur yağmayan bir coğrafyaya götüreceğim. Çok güzel, keyifli bir gezi olacak. Onun da bölümünü bir sonraki videoda sizinle paylaşacağım. Sürekli şarjı bitiyor GoPro'nun, artık o da tükendi. Şimdilik Şili'nin başkenti Santiago'dan selamlar. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hazır olun, harika bir coğrafyaya gideceğiz. Bay bay.